Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex sunar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Berberoğlu. Ben Orson Wars. Bu da Mercedes AMG GT 63S. Geliyor, geliyor. Of of of. Woohoo! Böyle bir motor yok. Yıkılıyor arabanın motor sesi. Yok. Araba da yıkılıyor bence. Abi yürü. Yürü 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 yürü. Doğru doğru şeyi bulmuşken. Yürü 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 yürü. İşte bu. Arkadaşlar bugün AMG GT 63S'i hızlı bir tanıyoruz. Fakat araba uzun yıllardır piyasada olan bir araba. Evet. O yüzden biz ne yapacağız arkadaşlar? Bugün geyik muhabbeti değil, geyik testi yapacağız. Bugün AMG GT 63S'le geyik testi yapıyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Patron çıldırdı. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. AMG GT 63S ile beraberiz. Birçok testi yapılmış bir araba. Zaten yani, 8 evet. Yaşında. Biliyoruz arabayı. Diyecek birçok kişi. O yüzden bugün farklı bir şey yapacağız. Demin söylediğimiz gibi bugün bu arabayı kısaca tanıyalım bakalım. Sonra da bir geyik testi yapalım. Çünkü geyik testleri çok ilgi çekiyor. Fakat önce ben arabayı biraz yine de kısa da olsa tanımak istiyorum. Araba 8 yaşta dediğim gibi Örsan. Porsche 911'e rakip olmak için çıkmış bir araba. Hadi canım. Aynen öyle. Onun güzel, için yapılmış. Güzel. Bana göre de Mercedes'in en underrated yani en göz ardı edilen arabası abi. Ben sana katılıyorum. Çünkü hatta ben biraz önce Mehmet'e şöyle bir cümle kullandım. Acaba dedim Martı Kanat SLS gibi mi açılsaydı dedim ve hemen. Ya dedim ki abi o zaman SLS'e gideceksin. Zaten arabanın büyük bir çoğunluğu SLS. Hemen başlayalım abi. Kısaca tanıyalım arabayı. Evet. Bir kere direkt makineden başlayalım. Açalım kaputu. Bu sefer Mehmet açıyor kaputu. Ta fizanda düğmesi. Evet, düğme fizanda ama şimdi hemen otomobil takipçilerimizin söylediği efendim neyli? Amortisörlü. Amortisörlü şeyler var. Elle dokunmadan açtım. Önce hemen motorundan bahsedeyim sana abi. Bu motor Mercedes'in N178 kodlu 4 litre V8 çift turbolu 510 beygir ve 650 Nm torkluk bir canavar. Ben bu sanki bu çift turbolar böyle motorun V8'in arasında falan bir şey mi var burada şöyle, Mehmet? Hemen onu da söyleyeyim abi. Bir şey var. Şimdi Mercedes bu motor düzenini BMW'den kopyaladı bana göre. Çünkü BMW bunu yapıyor. Daha, yapıyor. Aynen. BMW M'lerde bunu yapıyor. Daha önce M5'te kullandı. M'lerde yapıyor. Motoru ufaltıp turbo lag'i aza indirmek üzere için burada gördüğünüz şu salyangoz gibi gördüğünüz turboları V motorun üstüne yerleştiriyor. Hem motor ufalıyor, ağırlık merkezi düşüyor ve turbo lag'i minimuma indiriyorlar evet, burada. Bir de bu makinamızda yine SLS ile bağlantılar var dedik. Farklı bir şey var. Dynamic Engine Mount diye bir şey var. Yani Dynamic Engine Mount var bu arabada. İki damperler var motorun altında. Bunlar motorun salınımını engelliyor. Yani i̇sterse aslında şöyle, engelliyor, isterse engelliyor, kesinlikle. İsterse engellemiyor. Aynen. Yani motor arabanın şasisinden farklı olarak hareket edebiliyor. Hareket edebiliyor ve gerektiği zaman bu çok sıkıyor kendini ve hiç esnemiyor. Kalabiliyor. Aynen. Veya ve hareket ediyor. Ya bu da çok güzel bir özellik. Transax makina, yani motor önde, şanzıman arkada. Hadi arkaya doğru devam edelim. Evet, zaten bildiğiniz şeyler aynen. Bunlar. Çok fazla. Ha, bir de arkadaşlar şundan da kısaca hemen bahsedeyim. Bunda bu ön şeyin ön dudağın altındaki hava girişleri Ram Air görevini görüyor. Bu Amerikan arabanın Ram Air muhabbeti var ya. Buradan giren hava öndeki blower'ları besliyor ve Ram Air görevini görüyor. Şuradan da çıkıyor. Aynen oradan da çıkıyor. Arabanın üstüne doğru bu arada atıyor. Arkada driftçiler var onların gürültüsü geliyor o da çok manyak. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ön taraf tipik bir Mercedes hani burnu uzun. Hatta arabaya ilk bindiğimizde biz şunu söyledik. Araba bayağı motordan oluşuyor gibi bir durum aynen, var yani. Aynen motor yani. Bu arada arkaya geçerken frenlerden de bahsedelim. Çünkü çok devasa şeyler görüyorum evet, burada. Evet, devasa frenleri var. Üzerinde Michelin'in Pilot Sport 4S lastikleri var. Çok güzel bir fren sistemi var. Önde 6 pistonlu, arkada tek pistonlu bir fren sistemi var. Fren rotorlarımız 420 olması lazım. 420 milimetrelik bir fren rotorumuz var. Seramik frenimiz yok. Yok. Ama şişmedi. Şimdi biz biraz aynen, tur biraz attık. Denedik arabayı. Geç şişti. Öyle diyelim. Aynen öyle. Dediğin gibi arabanın arkası çok ufak. Zaten 2 kişilik bir araba. Tam bir GT arabası. Tam bir GT motor arabası. Motor önde. Şanzıman arkada. İnanılmaz dengeli. Ben burada bir şey söyleyeyim mi? Tam arkaya geçmeden önce. Bunu biraz önce Mehmet'e de gösterdim. Bana arabanın şurası Jaguar'ı hatırlattı. Doğru. Bir Jaguar çizgisi var. Çünkü böyle
hafif bombeli, evet, tatlı bir şey var arabanın. Hafif böyle keskin geliyor ucu. Kesinlikle. Bir Jaguar'ı hatırlattı. Arkaya geldiğimizde arkadaşlar bence en önemli şey bu arabanın egzoz sesi. İnanılmaz bir egzoz sesi var. Bence onu bir dinleyelim. Çünkü bence şu ana kadar çektiğimiz videolar arasında en iyi egzoz seslerinden biri. Çok net söylüyorum. Bence de en güzel. Mercedes bu işi yapıyor abi yani. Yorumlara çökün. Sizce en güzel bu mu? Yoksa başka bildiğiniz var mı? Daha iyi sesler varsa onları da tartışalım. Ama bence en muhteşem ses bu. Hemen dinleyelim. Dinlemeden önce kanala abone olursanız çok sevinirim. Desteğinizi istiyorum sizden arkadaşlar. Yardımınızı bekliyorum. Desteğinizi bekliyorum. Aşağı kaydırıp videoyu kanala abone olursanız çok sevinirim. Sesi dinleyelim. Evet. Muhteşem. Hafif gaz alalım. Sport Plus'ta. Konfordayız. Şimdi burada ben de bir şey söyleyeceğim. Artık günümüz otomobillerinde bu elektronik kontrol sistemlerinden çok 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 sıkıldık. Sürekli soft limiter'lar var. Aynen. Devir çevirmiyor makinalar. Bunda öyle bir şey yok. Yok, muhteşem. Yüklen, otur, bam bam bam. Daha fazla vakit kaybetmeden şu geyik testine girelim. 60'la, 70'le, 80'le. 80'le, 90'la. Geyik testine geçiyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Oo, çok iyi. Evet abi. Evet, şimdi arabaya bindik. Geyik testine başlayacağız. Arabayı çalıştıralım. Abi geyik testine başlayacağız. Başlayacağız. Kısmetse başlayacağız. Abi şimdi arabanın işte binince yalnız şöyle bir durum var. Evet. Şu vites ne? Yani bu yakışmıyor abi. Porsche, Mercedes sana diyorum. Yakışmıyor abi bu. Yani ben vites kolumu istiyorum Allah ya. Allah Allah, ben de çok beğendim. Halbuki burada işte bunun kumandası falan var. Yani ilk defa böyle bir arabada bunu beğendim ben. Öyle mi? Vallahi beğendim. Bilmiyorum, bana bir garip çünkü geldi. Çünkü bir kere yani. D'yi alıyorsun, basıyorsun, gidiyorsun. Burada kulakçıklarım var. Bana çok da kötü gelmedi ya. Demek ki alışıyoruz işte, bak görüyor musun? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ya ben Porsche'nin ve Mercedes'in bu küçük vites olayını gerçekten sevmiyorum. Yani bu yeni modern dizaynlarla ilgili görüşünüzü merak ediyorum. Bu arada şu ön gövde muhteşem. Yani şu olay çok güzel. Araba biraz klostrofobik ama. Evet, hele ön cam. Ön cam ay bu kadar. Aynen. Ön cam ufak, arka cam güzel. Arka görüşü çok iyi ama arabanın içi biraz klostrofobik fakat çok yakışıklı. Bir şey söyleyeceğim. Yok. Şimdi burada hakkını yiyorsun. Adam 1.90, ben 1.90. Abi sığdık. Doğru. Hemen Sport Plus'ı alıyorum. Heh, tabii alalım. SP'yi de Spor'u alıyorum. Abi de. İçimizde şeytan kaçtı. Bak, Speed Demon. Şimdi geyik testine doğru giderken biraz motor sesi, biraz kullanım dinleteyim. Ben bir şey söyleyeyim. Susalım, motor sesini dinleyelim. Aynen. Çok güzel motor sesi var. Çok güzel. Fren at içine. Onu yapmayı denedim. Hem güldürüyor, hem düşündürüyor. Nasıl bu kadar hızlı gidebilir? Evet abi. Hemen girelim geyik testine. Evet. Ne yapıyoruz? 60'la, 70'le, 80'le. Kim kullanacak? Tabii ki profesyonel yarışçımız kullanıyor. Örsen. Ya işte eski yarışçı değil mi? Neyse, bir elimizden geleni yapacağız. Bu arada bu sene Örsen yarışıyor arkadaşlar. Seneye bu sene değil. Bu sene yapacağız. Bu sene yetişmez. Evet, evet. Yarış pistlerinde hem de rally'de izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Var abi. Bir planımız. Var bir rüyamız. Nedir geyik testi? Yani yolda sabit 70'te giderken önünüze çıkan bir geyik olabilir veya herhangi bir hayvanda ani refleksle arabayı sola atacağız. Sonra sağa tekrar şeride sokacağız. Evet. Araba ne kadar kopuyor, kaçta, hangi hızda kopuyor onlara bakacağız. Önce 70'te başlayalım Örsan. Evet, başka bir adı da ani manevra testi. Yani, ani manevra testi kesinlikle. İlkini bir 60'la yapalım mı? Hani? Bir ısınma olsun, bir 60'la deneyelim. Hadi bir 60'la deneyelim. Hadi 60'la deniyorum. Evet, şimdi ilkini bir deniyoruz 60'la. 60'la. 20, 30, 40, 60. 60 abi. 60'la geliyoruz. Normal şeridimizde böyle. Araba. Aynen. Güzel. Ya 60'ta bu arada araba konfortta. Kesinlikle şeyini bozmuyor, dengesini de bozmuyor.
ESP çok da zorlandı mı iki şeyden çıkarken? Ya şimdi şöyle, burada tabii 60'la giriyoruz ama müdahale başladığı zaman tabii o hız muhtemelen düşüyor. Biz burada aynen, görmüyoruz kesinlikle. Yani. Dokunma yok. Yani temiz bir şekilde aynen, çok düzeltmelerini temiz bir şekilde 60'la yaptı. Yani giderken. ESP evet devreye girdi ama araç şeridinden çıkmadı. Çıkmadı kesinlikle. Hadi bir 70 deneyelim. Şimdi 70'te gidiyoruz. Şimdi tamam, abi 70'te gidiyoruz. Bu sefer sert bir manevra olacak. Kukalar Allah! Küçüldü. Oo! Çok iyi. Hiçbir kupayı devirmedik. Bizim ömrümüzden ömür gitti. Bu arada araba için Efes Motor'a teşekkür ediyorum. Helal olsun ya araba. Araba güzel araba. Araba beni buradan çok etkiledi. Buradan Mercedes şeydi. Aynen yetkililere sesleniyoruz size helal olsun. Peki daha hızlısını deneyeceğiz mi? Yani bence kopacak. Daha hızlısını denemeye gerek yok çünkü araba kopacak. Kopacak. Yani 70 bence limiti bu işin. Evet. Evet. 71, 72 belki ama 75'te bu araba kopacak. Ya şöyle tabii ki deneyebiliriz ama hani biz şu an şunu gördük 70 ortalama bir süratle bu araba senin tepkilerine cevap verebiliyor. Kesinlikle şöyle bir şey deneyebiliriz. Orada kukaları kaldırayım. Hiç arabanın kukaya sürtme riskini almayalım. Arabanın nasıl kopacağını bir görelim. Hadi görelim. Evet arkadaşlar şimdi araba 80'de kopacak. 80'de bunu biz kopacak o. Anladık çok net bir şekilde. Kopacağını anladığımız için kukaların arasını açtık. Arabaya zarar vermek istemiyoruz. Maksat en azından koptuğunu görelim. 60'la veya 70'le giderken böyle bir şey olursa araba sizin tepkilerinize senin dediğin gibi cevap verebiliyor. Cevap verebiliyor. Yani şu var. Tabii ki kimse şey yapsın istemiyoruz. Başına böyle bir şey gelsin istemeyiz. Kesinlikle. Ama hani tepkileri nedir? Onu göreceğiz şimdi. Oo. Şimdi kukaları açtık. Bak zaten direkt kopacak bence... araba. Giremedim bile. Giremedik bile. Aynen. Giremedim. Aynen öyle. Girsen zaten lan. Hayır girerim de girmek istemiyorum. Girerim aynen. Ama yani tatsız emanetin olabilir. Emanetin canı burnundadır. Tatsız olur. Evet, araba yapmayın diyor. Aynen araba yapmayın diyor. Uyarı veriyor. Evet arkadaşlar geyik testimizi denemiş olduk. Farklı arabalarda bunu deneyelim mi? Mesela bir Doğan'la. Evet. Veya Serçe'yle. Serçe'yle bizim S-Class'la olabilir. Onunla olabilir. Orada araba bizim acımam. Yani kendi arabama acımam arkadaşlar yani. Acımayacağımız arabalarla bunu yapalım. Hatta benim range de yapalım belki takla atarız. Mesela o zaman viral oluruz. Arkadaşlar iCrypex'e teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bize destekleri için. Motor sporlarına destekleri için özellikle. Aynen öyle. Ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Bize pisti kullandırdıkları için. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex sundu.